işte maç kaybediyorum, 20 LP gidiyor, ben böyle nasıl ilk çıkacağım diye muhteşem bir soru geliyor herkesin aklına. Bunun cevabı şu canlarım. Dakikayla başladık canlarım video. Hoş geldiniz. Bugün sizlerin en sevdiği serilerden bir tanesini devam ettirmek istedim. Bu serinin adı Hızlı Leg Atlama Taktikleri. Sizlere 10 tane muhteşem tavsiye vereceğim. Bu taktikleri birbiriyle harmanlayıp kullandıktan sonra da muhteşem neticeler alacağınıza inanıyorum. Öncelikle her şeye başlamadan önce insanların kafasında bir soru. Abi, kardeşim, ben bir maç kazanıyorum, 15 LP geliyor ama maç kaybediyorum, 20 LP gidiyor. Ben nasıl bu elden çıkacağım? Oyunları sürekli öne geçiyorum. Lane'imi eziyorum ama oyun taşıyamıyorum. Kartopu efektimi devam ettiremiyorum. Ben nasıl oyunları taşıyacağım gibi insanların kafasında çok güzel sorular gerçekten var. Ben de bu soruları kendi bilgim dahilinde sizlere bir güzel anlatmaya ve açıklamaya çalışacağım. Hemen bir anda bakıverelim. Şimdi canlarım, öncelikle LP neye göre gelir? Bunun bir adını koyalım. LP kendi mevcut elonuza, MMR'ınıza göre gelir. Ama bunun değişkenleri şu: Master üzeri elo'larda, Master liginden yukarısı Master, Grandmaster ve Challenger elo'da şöyle bir değişken oluyor. O elo'ya geldiğiniz zaman LP sistemi sizin mevcut MMR'ınızla alakalı ve ilgili değil de karşınıza gelen rakibe göre geliyor LP'niz. Ancak diğer türlü Diamond ve Altı ligler için hepsinde geçerli olan şöyle bir kural vardır: kendi MMR'ınıza göre LP geliyor bir güzel. Yani bu da sizin win rate'inize bağlı. Şimdi bu soruyu bir kenara bıraktığımıza göre sizlere hemen bunu nasıl arttırabileceğimizi, ben master bir oyuncu değilim, İşte bana gelen LP çok az ama giden LP çok diyen canlarım için hemen size muhteşem bir taktik vereceğim. Bu dediğimi sakın yanlış anlamayın. Muhteşem şöyle bir taktik. Benim kendi zamanında uyguladığım taktik. Sezon 3'te 4'te uyguladığım bir taktikti. Ben o zamanlar Diamond 1-2 arasında çok fazla gel git yapıyordum. O zamanlar oyun gerçekten çok zordu. Şöyle bir taktiğim vardı. Gelen LP gerçekten azalıyordu bir zamandan sonra. Diamond'da saklanmaya başlayınca gelen LP gerçekten azalıyordu. Şöyle bir taktik uyguluyordum ben de. Şimdi canlarım, liginizin Diamond 3 olduğunu varsayalım. Size gelen LP 17-18 diyelim. Normal bir hesap olarak değerlendiriyorum bunu. Minerjiniz aşırı yüksek ya da aşırı düşük olmayan bir hesaptan bahsediyorum. İşte maç kaybediyorum, 20 LP gidiyor. Ben böyle nasıl lig çıkacağım diye muhteşem bir soru geliyor herkesin aklına. Bunun cevabı şu canlarım, lig düşeceksiniz. Ciddi anlamda, bu dediğimi yanlış anlamayın. Bildiğin maç kaybedeceksiniz ve lig düşeceksiniz. Ardından da bir güzel yeni hesap olduğu için, pardon, yeni lig düştüğü için MMR kendini toparlamaya çalışacak. Bunun bir başka örneğini vereyim hemen ben size. Challenger hesabı olan ya da Master hesabı olan herkes şunu bilir ki erime muhabbetinde 10 gün maç atmadıktan sonra, hesabınız eridikten sonra, eksi 150 LP yedikten sonra, Master'dan ya da Challenger'dan düştükten sonra şöyle bir olay yaşıyorsunuz. Size ondan sonra gelen LP'ler gerçekten çok fazla artıyor. Çünkü sizin elonuz, MMR'ınız Master ya da Challenger elo'daydı. Ancak siz erime yaşayıp düştüğünüz için size gelen LP çok fazla. Aynı şekilde bu taktiği de harmanlayıp Diamond 3 iken 4'e düşüp bir anda oradan 3'e tekrar çıktığınız zaman gerçekten gelen LP'nin normalden daha fazla olduğuna size söz verebilirim ve kanıtlayabilirim. Kanka çok iyi oynuyorsun, benim Q'lar niye böyle ya? Uy kanka, outplay ettik, güzel. Şimdi canlarım, hemen ikinci maddeye geçelim. Şimdi bir diğer konu. Herkes şunu diyor mesela. Abi işte ben ligi bir güzel ligi demişim, koridoru bir güzel kazanıyorum ama aksi durumda olduğum zaman koridoru kazanmama rağmen oyunu taşıyamıyorum. Top lane'im fitliyor, bot lane'im fitliyor gibi sorular alıyor. Şimdi canlarım, sizlere muhteşem bir kartop tavsiyesi vereceğim. İnsanlar lane'i kazanmayı, adamı 1v1'de kestim, orlayı falan kafasında düşünüyor. Ancak oyun maalesef, oyunun matematiğinde oyunu kazanmak böyle olmuyor. Şimdi sizlere muhteşem bir kartop efekti tavsiyesi vereceğim. Snowball diyor yabancılar. Ben Türkçesini kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi snowball deyip de Türkçesini kullanmama eksi, tamam, espri yapmayacağım. Şimdi canlarım, snowball'u nasıl arttırabiliriz? Benim mid lane oyuncusu olduğumu düşünün. Hemen mid lane'i pushladım. Ardından koşuyorum buraya bir anda. Bunu alıyorum abi, ifrit alıyorum. Ya illaki smite atmam falan gerek yoktu. Bildiğin bunu alıyorum. Ardından tekrar lane'ime gidiyorum. Tekrardan push'a atıp tekrardan ifrit almaya gidiyorum ya da başka bir yere gidiyorum. Karşı ormancının ifrite gidebilirim. Mid karakterleri genelde alan etkili hasarlar vurduğu için ifriti çok rahatlıkla keser. Bu yüzden size ifrit örneğini verdim. Çok da zamanında kullanılan bir taktikti. Hala kullanan kardeşlerim olduğuna inanıyorum. Yani jungle'ınızın işte Karthus olmadığını falan varsan ya da jungle'ınızın top lane'de falan gördüğünüz anda ifrit almaktan asla çekinmeyin. Gank atın. Bunlardan zaten bahsetmeye az sonra geleceğim. Şimdi canlarım, bir diğer çok önemli olan konu. Abi insanlara bir bakıyorum, adamın ustalık puanında bir Yasuo var, bir Caitlyn var, bir bilmem ne var. Adam her lane'i oynuyor. Adam mübarek Rambo her lane'i muhteşem oynadığını düşünüyor. Yani olabilir öyle olan kardeşlerim, her lane'i gerçekten oynayabilen insanlar olabilir. Ama bu sizi lig atlattırırken kötü yönde etkileyecek bir dezavantaj olduğunu inanıyorum. Çünkü bir insan bir lane'de oynamayı daha rahat kavrarsa
Ondan sonraki maçlarda onu domine etmesi ve öğrenmesi gereken şeylerin azlığı bakımından tek main oynamanın önemi gerçekten çok önemli. Şöyle düşünün bunu. Sen bot lane'de AD carry main'i olan bir insansın. Karşında hep AD carry matchup'larını öğreneceksin. Karşı hangi support geldiğinde hangi karakteri almalıyım ya da şu karakteri karşında oynamalıyım ya da bunu nasıl counterlayabilirim gibi şeyleri herkes bilecek zaten. Ama siz mesela diyelim ki top lane'de oynuyorsunuz. Bot lane'e bir autofill geldi deyip geçmeniz lazım ya da oyunu dodgelamanız lazım. Ama bu kardeşimiz hem mid'de oynuyor, hem AD carry oynuyor, hem support oynuyor, hem top lane hem jungle. Bu kafadan kesinlikle çıkmanız lazım. Tek lane oynayacaksınız. Hadi bir de ikinci doldurudan gelme ihtimaliyle karşında kendinize bir lane zaten edinirsiniz. Herkesin de vardır başka bir lane'i aşinalığı. Trollemeye gerek yok. Ama şunu unutmayın, tek lane oynamayın. Oynamaktan vazgeçmeyin. Hem AD carry hem top lane hem mid lane gibi şeylerden kesinlikle kaçının. Yoksa matchupları iyice öğrenemezsiniz. Karşınıza kata aldığında Zed'le şöyle oynuyorum ben deyip botta karşına başka bir karakter geldiğinde matchup'ı tam bilmediğin için kaybetme şansın artar. Bu arada önceki videomuzda siz de biliyorsunuz zaten şöyle bir şey yapmıştık sizlerle beraber. O videoyu bunda devam edeceğim. Siz bana hangi ligde olduğunuzu, hangi şampiyonları oynadığınızı hemen yorumlara pa diye yazıyorsunuz. Ben de bu karakterle oynamaya devam edersen gerçekten çıkabileceğine inanıyorum gibi şeylerle sizleri motive etmeye devam ediyorum. Sakın unutmayın, sizlerin her yorumu benim için çok önemli ve her yoruma da bir güzel cevap vereceğim. Bundan emin olabilirsiniz abi. Bir diğer aşırı önemli olan bir konu insanların rastgele ban atması. Rastgele ban diye bir şey yoktur. Yani her oyun Yasuo, aa Yasuo banlamalıyım yoksa takımdan biri alıp intiler, yok Darius banlamalıyım beni Darius zamanında ezmişti gibi kafalardan kesinlikle bir anda kaçınıyorsunuz. Sadece ve sadece meta şampiyonlarını ban atıyorsunuz. Ya da şöyle diğer bir değişkeni hemen sizlere hatırlatayım. Ya da en önemli olaylardan bir tanesi hemen söyleyeceğim şöyle pa 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 ta ta ta. Ya da diğer bir olay. Yeni çıkan bir karakter olduğunu düşünün. Yone oyuna geldi mesela yakın zamanda gelecek Yone. Henüz o karakterle hiç oyun oynamadıysanız, videosunu izlemediyseniz, o karaktere karşı nasıl oynamanız gerektiğini bilmiyorsanız kesinlikle ranked girdiğinizde Yone gibi şampiyonları banlayacaksınız. Ama bundan ziyade daha önemlisi şöyle bir olay var. Yone'yi falan yeni karaktere banlama olayı zaten TR'de sürekli uygulanan bir şey. Ama ondan da daha iyi meta ban atmak. Tutup da yok işte Zyra banlayayım, işte Teemo banlayayım, başka öyle saçma ki Garen banlayayım. Yani enteresan karakterler banlamak yok. Sadece ve sadece meta banı atıyoruz. Meta banları nelerdir? Bunları da yorumlar kısmında siz sorun bu meta banı mı diye. Ben de evet meta banı diye konuşalım. Çünkü skalası çok geniş. Meta sürekli değişen bir şey. Bu videonun gelecek nesillere de devam etmesini istiyorum. Yani günlük günübirlik bir video değil. Sürekli insanların kullanabileceği bir video olması için. Yorumlar kısmında sizlerin banlarını, hangi banlar atmanızı hemen görmek istiyorum. Doğru ürünü nasıl yaparım? İnsanlar enteresan her karaktere kara hasat ya da her karaktere yenilmez gibi yani insanlar genelde elektrik verli yenilmez ürünü gerçekten çok fazla seviyor. Haklısınız, ben de seviyorum ama oyunun bir matematiği var. Karakterlere doğru ürün girmemiz gerekiyor. Bunun en basit örneği mesela bu Zyra kardeşimizin bir yıldız girmesi gibi güzel bir şey. Doğru ürün yani Zyra'ya alan oluyor. Doğru, haklı. Ama tut da Zyra'ya İşte Karasat alırsa mesela daha iyi olabilir karşıdaki takıma göre. Direkt instabil yıldız girilmez. Bunun için ne yapıyoruz canların içleri? Hemen Probabilis diye yazıyoruz internete. Probabilis. Hemen ben yorumlar kısmına size yazacağım zaten. Probabilis'e karakterinizi ve yanına Probabilis yazdıktan sonra karşınıza çıkan profesyonel oyuncuların ürünlerini tercih edeceksiniz. Rastgele orada burada gördüğünüz ürünleri tercih etmeyin. Kafanızdan ürün yapmaya çok gerek yok. Oyunun bir matematiği var. Her zaman söylediğim gibi profesyonel oyuncular hangi ürünleri tercih ediyor, işte amaçları ne, ne için bunu yapıyorlar gibi soruları alın. Bunların hepsini yanıtlayacak tek bir şey var. O da bildiğin arenada e-sporcuların kullandığı ürünler doğru ürün olduğu gerçeğidir. Sizleri Probabilis'te doğru ürün yapmaya davet ediyorum. Ve reklam falan değil yani. Şey, öyle anlamayın. Ve oyunun gerçekten oyunu değiştiren olaylardan bir tanesi oyun ayarları nasıl olmalı? Şimdi canlarım ben kendi size oyun ayarlarımı göstereceğim. Fire hızını ben en yüksekte oynuyorum. Bu insanın karakterine yani oyun tarzına göre değişir. Yani CSGO oynamıyorsunuz. Böyle mouse böyle kaydır kaydırana mousepad'in en kenara kadar kaydır gibi kafalarak LoL hızlı oynanan bir oyun. Ben en yüksekte oynamayı tercih ediyorum. Ya tabii bunun hakkında çok yorum yapmaya gerek yok. Sonuçta sizin oynayış tarzınız. Ama bunların dışında işte kamera hareket hızı falan bunlar çok önemli. Bunları yüksekte oynamaya çalışın. Oyunu hızlı oynayacaksın. Pa 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 diye buralara bakın. Yoksa şöyle yavaş yavaş kayan ekranlarda falan uzaklaşın. Space'e basıp oynuyorum ben genelde. Ekran sabit kesinlikle oynamıyorsunuz zaten. Şimdi en önemli şeye yaklaşıyoruz hemen canlarının içleri. Şöyle bir olayımız var. Aynen şu an gördüğünüz ekran. Şimdi antrenman modu boyutu, ölüm özeti bunları bir kenara bırak. Ama oyunda önemli olan şeylerden bir tanesi mini harita boyu. İnsanlara bir bakıyorum mini haritası şöyle adamın. Ciddi anlamda bu chat. Bak adam mini haritayı böyle oynuyor. Canım sen mini haritayı böyle oynarsan hem mini haritadan bir şey yapacakken ekranı kontrol etmen zorlaşır. Aynı zamanda da daha kötüsü insanların gelip gelmediğini göremezsin. Yani şu an acı çekiyorum orayı görebilmek için gerçekten. Aha.
Vallahi iyi oldu. Yani mini artı boyutunu kesinlikle %100 oynayın. Eğer bu ayarı yapmıyorsanız bir anda hemen yapmaya çalışın. Yapın. Oyunun kazandıran hamlelerden bir tanesi mini map ve map kontrolü olduğunu söylememe gerek yok zaten. Şimdi çalışma metni diye efsane bir burada bir baloncuk kısmı var. Şimdi bunlardan ben hepsini açıyorum çünkü bana neyin geldiğini, neyi atlattığımı, neyi başardığımı bana göstermesi için. Bunun en basit örneği şöyle söyleyeceğim. Benim yenilmezim devreye girdikten sonra herhangi bir karakter oynadığım varsa yenilmezim devreye girdikten sonra iyileşmem artacak mantıken. İyileşmemin arttığına hemen aşağıda şurada yenilmezin 10 stack olduğundan ve aynı zamanda da üzerime gelen şuradaki artı 28 artı 28 efektini anlamam için iyileştirmeyi açıyorum. Ve de burada altın gibi şeyler falan tabii ki göstereceğiz altını. Herkes açmalı yani açmayan insan yoktur. Oyunun kendi ayarı zaten o. Ve de deneyim. Şimdi deneyimi açmadıysanız kesinlikle açın. Bunu şimdi size matematiğini hemen göstereceğim yanlarım. Benim 766 deneyimim var. 1280'de level atlayacağım. Şimdi matematiğim çok iyi olan bir insan değilim. Bana 1 milyondan kaç deneyim geldiğine bakın abi. 60 XP geliyor bana 1 milyondan. Şimdi az sonra şu an olmayacak olsa bile size bir şey göstereceğim. Benim kaç şu an matematiğim yetmedi abi. 150 mi? 151 XP sonra ben level atlayacağım. Bunu nasıl şimdi hesap edebilirim? Şöyle düşünün. Şu an kaç XP? 12 level olduk. Gösteremedim. 151 XP'm olduğunu görüyorum değil mi? Yani ben şuradan 3 tane minyon kestikten sonra 60-60-60 XP geliyor ya bana. Benim level alacağımı ben bunu öğrenmiş olacaktım. Bu yüzden deneyim ayarını kesinlikle açın. Ne zaman level alacağınızı ona göre oynamayı ve adamı upgrade etmeyi unutmayın. Elohell'den çıkmayı zaten sizlerle beraber anlatmıştık. Bir güzellik düşeceksiniz, ardından full rushlayacaksınız, oyun kazanmaya çalışacaksınız gibi şeyler. Yani oyunu kazandırmak Elohell'den sizi kurtaracaktır. Ama win rate'iniz ortalama bir şeyse, yani gelen LP'niz sıkıntıdaysa, yani az LP gelip çok gidiyorsa lig düşüp yapmayı zaten sizlere söyledim. Hemen diğer maddeye geçiyoruz. Gezeceğiz. Gezmeyi zaten size her oyun, her oyun, her videoda söylüyorum. Gezeceğiz. Ormana tıkılıp kalmayacağız. Lane'e tıkılıp kalmayacağız. İşte midi kestin kardeşim. Aferin. Oyunun en iyi oyuncusun. Lane'i kadın 1v1 kestin. Muhteşemsin. Gank yedin. Ona rağmen ikisini beraber kestin. Çok iyi ama her şeyi bir kenara bakıp şu mid lane'i pushladıktan sonra bir güzel buraya bir deneyeceksiniz. Adamlar kaçtı mı? Flash'ını mı aldın? Tamam. Geri çık. Bak. Minyon mu kaybediyorsun? Kaybedeceğim 1, 2, maksimum 3 minyon. 3 milyonu sana vereceği para 60 gold. Bot lane'den alabilir potansiyel 600 gold takım arkadaşların asist almasında katınca 300 gold takımın kazanabilir ve bot lane'i kestikten sonra da bir güzel Ejder Global oyunu oynayabilirsiniz. O yüzden gezmek çok önemli. Canlarım, videonun sonuna gelmeden size son numaramı hemen söyleyeceğim. Gizli taktik falan. Doğru şampiyon. Canlarım, tutup da bunu önceki videomda zaten yeterince konuşmuştuk. Yorumlar kısmında tekrardan bu sorularınıza cevap vereceğimi tekrardan hatırlatarak söylemek istiyorum. Şimdi canların işleri. Oyunlarda gerçekten işte bazı karakterleri de oynamayı seviyorsunuz. Her insan sever. Yani Türkiye'nin bir ortalamasını alsan bazı karakterleri oynarken insanlar kendilerini daha mutlu hisseder. Evet doğru ama maalesef bazı karakterler metada değil canlarım. Metada olmadığı zaman bir şampiyon metada olmaması demek metanın. Karakterin metada olmaması demek, demek karakterin metada olmaması o karakterin güçlü olmadığını ve aynı zamanda efektif olmadığı anlamına geliyor. Bu yüzden sadece meta karakterleri oynamaya çalışın. İlla ki istisnaları oyunun en meta olmayan karakteriyle de changer olunur mu? Olunur ama bu sizin önünüze güzel bir engel olur. Niye kendi önünüze engel koyar olursunuz ki yani bunu sizlere sormak istiyorum ve videonun bir anda sonuna geleceğim. Videoyu beğendiyseniz pa 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 diye like diyorsunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.